Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlamadan önce beni izleyen siz güzel takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazın. Tariflerimde verdiğim önemli püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı atlamadan sonuna kadar izleyin. Bu sayede verdiğim tarifler tam tutacaktır. Öncelikle 75 milim kadar ayçiçek yağım var ve bunu tenceremin içerisine aldım. Üzerine 2 adet küçük boy soğanımı biri mor bir beyaz olacak şekilde doğradım ve içerisine ekliyorum. Şöyle Ramazan'da gelirken sizler için değişik güzel tarifler çekmek istedim. Soğanlarımın daha kolay ölmesi ve kavrulması için içerisine bir miktar tuz ekliyorum. Bu sırada ocağımın altını açtım ve soğanlarım yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Böyle değişik yemekler siz de benim gibi çok seviyorsanız bu tarife mutlaka bir şans verin diyorum. Şöyle görüyorsunuz soğanlarım çok güzel şekilde kavruldu. Şimdi gelelim pirinç aşamasına. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde pirinçlerimi yıkadım. Suyunu süzdürdüm ve bu şekilde tenceremin içerisine ekliyorum. Daha sonrasında pirinçlerimi de öncelikle güzelce kavuruyorum. Şöyle Osmanlı mutfağından gelmiş bir lezzet. Ben biraz tarifini değiştirdim, kendi yediğimiz şekle uyarladım. Şöyle içerisinde bir büyük kaşık luteince veya Balkan sos ekliyorum. Onun da yapımını sağ üst köşeye ekliyor olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Balkan sosumu da güzelce kavuruyorum. Bu aşamadan sonra baharat aşamasına geçiyor olacağız şöyle çok güzel şekilde kavurmaya dikkat ediyorum bütün malzemelerimi daha sonrasında içerisine bir tatlı kaşığı kadar nane ve bir çay kaşığı kadar da karabiber eklemiş oluyorum bir miktarda tuz ekliyorum ve su ekleme aşamasına geçiyor olacağım Öncelikle bütün baharatlarımı da güzelce kavuralım tarifin orijinalinde dolmalık fıstık ve kuş üzümlü yapılıyor ben birazcık evde bu şekilde pilav sevilmediği için değiştirerek evde sevdiğimiz şekline uyarladım. Dilerseniz kuş üzümü ve dolmalık bir fıstık da kullanabilirsiniz. Daha sonrasında üzerine ortalama 1,5-2 su bardağı kadar su ekliyor olacağım. Pirinçlerimi çiğden eklemeyi tercih etmiyorum bu çeşit yemekler yapılırken. Genellikle biraz pişmiş olmasını tercih ediyorum. Tamamen pişik lapa şekilde de olmayacaktır. Hafif kıtır kıtır bir yapıda olacaktır. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakalım. Bu şekilde hafif sulu da bıraktım bu sırada. Üzerindeki de yağı zaten görüyorsunuz. Şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıp dinlenmeye bıraktım. Ben bu sırada kasaptan bu şekilde piliç topkapı yaptırdım. Bu, bu şekilde bütün bir budun kemiklerinden ayrılmış halidir. Dilerseniz tavuk göğsü de kullanabilirsiniz. Daha sonrasından bu şekilde pilavımı da bir kasenin içerisine aldım. Bizde tavuk butlarına şekil vermemiz için bir adet kaseye ihtiyacımız var. Öncelikle kasemin içerisine güzelce yerleştiriyorum. Şöyle zaten siz de görüyorsunuz her yerine güzel olacak şekilde. Daha sonrasından içini tamamen pirinç yardımıyla dolduruyorum. Verdiğim ölçüler 2 adet piliç top kapı için yeterli olacaktır. Şöyle biz evde iki kişi olduğumuz için ben iki tane yapmayı tercih ettim. Miktarı aynı ölçüde de arttırabilirsiniz. Altının da açılmaması için bir adet kürdan yardımıyla kenarlarından güzelce kapatıyorum. Direkt kaseyi ters çevirerek de koyabilirsiniz. Ben garantiye almak açısından şöyle kenarlarından hafifçe tutturdum. Şimdi şöyle size çeviriyorum. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Kendi derisinde piştiği için de e, asla eti kurumuyor. Ben sizler için bir tane daha yapmak istiyorum şu an. Siz de bu şekilde detayları kaçırmamış olursunuz. Eğer tarifimde aklınıza takılan bir yer var ise onları yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Ben aynı zamanda yaptığım ve beğendiğim diğer tavuklu tariflerimi de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Eğer sizin de ve yaptığınız ve beğendiğiniz değişik tavuklu tarifler var ise onları da yorumlar kısmına yazın. Onları da denemeyi gerçekten çok isterim. Daha sonrasından bu şekilde tavuğumu size gösterdiğim şekilde kasemden aldım. Ve fırın kasemin içerisinde yerleştiriyorum. Şöyle bir bakın gerçekten çok güzel oldular. İçleri dolu dolu. Ben biraz buzdolabına atacağım ve bekleteceğim bu şekilde. Akşam üzeri pişirmeyi sıcak sıcak tercih ediyorum. O buzdolabında beklerken ben de tavamın içerisine birazcık sıvı yağ ekledim. Üzerine bir büyük tatlı kaşığı kadar da salça ekliyor olacağım. Salçayı bu aşamada güzelce kavuruyorum. Salçam kavrulurken ben de sizlerle sohbet etmek istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Tariflerime yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha geniş bir kitleye yayılmama da yardımcı olabilirsiniz. Şöyle salçam kavrulduktan sonra üzerine 2 su bardağına yakın su ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilini açarak yeni tariflerimden de ilk siz haberdar olabilirsiniz. Eğer bu tarifimi çok beğendiyseniz ve arkadaşlarınıza da göndermek istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan kolaylıkla arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz. Bu da sosumuz hazır. Tavuklarımı da buzdolabından çıkardım. Bu şekilde bütün sosu tavuklarımın üzerinden yavaşça kasenin içerisine döktürüyor olacağım. Siz de benim gibi böyle yemekleri çok seviyorsanız aşağıya yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayınız. Güzel kalplerinizi de bekliyor olacağım. Ben bu şekilde bol soslu yapmayı tercih ediyorum. Sosuna ekmek bandığımız için. Siz dilerseniz miktarı biraz azaltabilirsiniz. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi gidelim fırına girme aşamasına fırınımı öncelikle 180 derecede ortalama 1 saat olacak kadar ben pişirdim. Eğer üstünün yanmamasını istiyorsanız üzerine yağlı kağıt veya alüminyum folyo da koyabilirsiniz. Ben kısık ateşte yavaş yavaş pişirdiğim için hafif sadece kenarlarında biraz yanmalar meydana geliyor. Geri kalan bu şekilde de zaten normal oluyor. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum son halini. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli tavuğun suyu pilavla beraber de piştiği için ayrı bir lezzetli oluyor. Aman dikkat yerken kürdana mutlaka dikkat edelim. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun. Servis ederken mutlaka suyundan böyle bol bol üzerine dökmeyi de ihmal etmeyin. Zaten tavuk bu da olduğu için yumuşacık olacaktır. Toplam bir saat piştiği için de hiçbir çiğlik sos konusu değildir. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Takipte kalın.